Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün taşınabilir dev ekranla birlikteyiz. Yani VFSonic M1 projeksiyon cihazı karşınızda. Şimdi bu projeksiyon cihazı 2023 yılında hala alınır mı, alınmaz mı bunu tartışacağız ve ufaktan bir kutu açılımını yapacağız. Teknik detaylarını paylaşacağım. Ürünün görselini, yansıtmasını, duvara nasıl yansıtıyor, neler kapsıyor bizi ürün içerisinde, bunu kimler alıp bu 2023 yılında kullanabilir diye sizlere göstermiş olacağım. Kutumuzu gördüğünüz gibi zaten şık bir kutuya sahip. Ben bunu yaklaşık bir seneye yakındır da kullanıyorum ve gayet güzel bir ürün diyebilirim sizlere. Ufaktan kutu açılımımıza geçelim ve kutu içeriğinde bizleri neler bekliyor bir onlara bakalım ufaktan hemen. Şimdi kutumuzu kaldırdığımızda ilk karşımıza gelen projektör cihazımızın zaten kılıfıyla kendisi gayet şık bir kutuya sahip. Bu şekilde de göstermek istiyorum sizlere. Kutu yapısı güzel. Keçeden yapılmış bir çanta gibi diyebilirim sizlere. Ve gayet de korunaklı bu şekilde cırt cırt açılıp kapanabiliyor. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. İçerisinden bir adet M serisi kullanma kılavuzu çıkıyor. İngilizce bir şekilde. Ve burada ürünü nasıl kuracağımızı, neler yapacağımızı bizlere anlatıyor. Onun dışında burada bir adet daha kitapçık var. Onu çıkartmaya gerek duymadım. Şimdi hemen şöyle ürünümüzü bir açalım. Burada bir kaldırma yeri bulunuyor. Burada kaldırdığımızda da ürünümüzün içerisi bu şekilde bir kutulama, kablolamaya sahip. Ve burada zaten güç kablolarımız vesaire bulunuyor. Bu yurt dışı cihazları için kullanılan bir adaptör diyebilirim. Bunu direkt kenara alıyorum. Burada tip C olan iki girişi bulunan bir kablo bizi karşılıyor. Ve bu kabloda da direkt bilgisayarlarınıza takıp görüntü alabiliyorsunuz. Asıl olan yerimiz fişe takılan ve bu da adaptörün arka kısmına takılan yer diyebilirim sizlere. Netlesin diye de bu şekilde gösteriyorum. Ve bir adet de bataryalı, o az önceki kablonun girişini yapabileceğimiz küçük bir batarya girişi olan, yani cihaza takılan bir kısım karşılıyor bizleri. O diğer kısım da buraya takılıyor. Ürünümüzün kutu içeriği bu kadardı. Kutu içerisinden bunlar çıkıyor. Şimdi 2023 yılında alınır mı? Onun öncesinde ufaktan bir videomuza teknik özelliklerle devam edelim. Sonrasında neler yaptığını zaten detaylı bir şekilde göstermiş olacağım ürünü sizlere. O zaman teknik detaylarımıza geçiş sağlıyoruz. Şimdi geldik teknik detaylarımıza ama öncelikle ürünümüzü bir kutusundan çıkartalım. Bu şekilde cırt cırttan çıkarttığımızda zaten çok hafif olan 1.7 kiloydu sanırım. Bir ağırlığa sahip projeksiyon cihazımız bizleri karşılıyor. Şöyle detaylı da göstermek istiyorum sizlere. Bütün özelliklerini hepsini göstermiş olacağım. Cihazımızın öncelikle bir tripod bağlantı girişi bulunuyor bu kısımda. Şurada görebildiğiniz gibi. Ama zaten kendinden tripodlu. Hemen bu şekilde açtığımızda burada oturtturduğumuzda bu şekilde kalıyor. Ve zaten şu anda da cihazımız çalıştı. Birazdan ışık verecek ve hatta verdi. Çünkü bu koruma kılıfı aslında hem kapatmaya yarıyor, şu an kapandı cihazımız, hem de onun açılımını sağlıyor. Harman kadron bir ses sistemi olduğu için gayet güzel ve problemsiz, pürüzsüz bir ses alabiliyorsunuz üründe. Şimdi teknik detaylarımıza geçiyoruz. Siz ürünün detaylı görsellerini izleyeceksiniz. RF sensörü bulunan VFSonic M1'in önüne biri geçtiğinde otomatik kapanıyor. Arkada 4 adet tuşumuz bulunuyor ve işlevleri bayağı kolaylaştırıyor. Onun altında LED göstergesi bulunuyor ve orada pilinin ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz siz ve buradan da takip etmesi kolaylaşıyor. Ekonomik modda 6 saat kullanım sağlıyor kendi bataryasıyla birlikte. Full parlaklıkta da 3-3,5 saatlik bir kullanım sağlıyor. Yani böyle iki filmi kendi bataryasıyla aslında izleyebiliyorsunuz. Ortalama film süreleri 1,5 saat dersek iki filmi kendi bataryasıyla full parlaklıkta izleyip bitirebiliyorsunuz. Ürünün 750 gram bir ağırlığı bulunuyor ve aslında hiç böyle taşımakta zorlanmayacağınız bir ürün diyebilirim. Ama kutusuyla birlikte aldığınızda, yani kutusundaki bütün aparatlarıyla birlikte 1.6, 1.7 gibi bir ağırlığa sahip oluyor ürünümüz. Ürünün 3000 saat kullanım ömrü bulunuyor. Yani bu da ne demek oluyor? Aslında 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi bir kullanım sağladığınızda
ürünümüzün yaklaşık size 40-41 yıl kadar bir kullanım ömrü sunmuş oluyor. 150 lümen parlaklığımız bulunuyor. 1.6 metreden 60 inç görüntü, 2 metreden 80 inç görüntü, 2.5 metreden ise 100 inç görüntü alabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki aslında cebinizde ya da yanınızda taşıdığınız dev bir taşınabilir ekran diye söyleyebilirim. Hatta başlığı da bu şekilde atacağım zaten YouTube kanalıma. 854'e 480 piksellik bir görüntü kalitesi sunuyor ürünümüz. Zaten ben bu detayları anlatırken siz ürünümüzün detaylı görsellerini, yansıtmalarını hepsini gördünüz. Ben kamera arkasına geçeceğim ve orada sizlere bu ürünü duvara yansıtacağım. Ufak tefek böyle telefonumuzdan bakalım. Bir telefon yansıtmada bizi neler bekliyor? Ürünün içeriği nasıl karşılıyor bizleri? 2023 yılında alınır mı? Bunlara bakacağız şimdi. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Şu özellik çok güzel. Şurada bir crown tekeri gibi bir teker bulunuyor. Bunda sabit bitleme yapabiliyorsunuz cihazı. Bunların zaten detay görüntüleri giriyor olacak. Onun sonrasında arkadaki 4 adet tuşumuz da bizleri güzel bir şekilde karşılıyor ve bu 4 adet tuş da ses açma kapama, yani kısıp açma, onun dışında enter, yani burada bulunan ürünü açıp kapatabileceğiniz bölüm bulunuyor ve burada da bir adet geri tuşumuz var. Bunda da işte menüler arasında giriş yaptığınızda ya da bir film izlediğinizde ya da YouTube'a girdiğinizde direkt bastığınızda geri yapabiliyorsunuz. Direkt ürünün üstünden kısıp açabiliyorsunuz. Kumandası zaten portatif, hatta şu şekilde de göstermek istiyorum sizlere hemen kumandasını. Hala jelatinini bile çıkartmadım, size şu şekilde de yakınlaştırıp gösteriyorum. Kumandamızın üzerinde açma kapama tuşu bulunuyor. Bluetooth'a bağlanma, odaklama ve ses açıp kısma, onun dışında ileri geri yapabileceğiniz ayarlar menüsü, home tuşu bulunuyor ve en önemlisi de zaten işte burada play tuşu ve durdur tuşu bulunuyor. Direkt de mute yapabileceğiniz şöyle bir adet de tuş bulunuyor. Küçük bir kumanda ve ta hani ne kadar yıl önce çıkmış bile olsa şu anki rakiplerine göre kumanda anlamında bile tokatlıyor diyebilirim sizlere. Ürünümüz evimizdeki ya da internetimizdeki aynı ağa bağlıysa, direkt mesela şuradan YouTube'a giriyorum ve şuraya tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi ürünümüz burada çıkıyor. ViewSonic PJ yazıyor. Buna tıkladığımda direkt ekranımızda YouTube açılıyor. Şimdi size şu görseli izleteceğim hemen. Şu an sesi kapattım. Bayağı bir ses çıkıyor. Bak şunun çıtırtısı bile deli dehşet bir ses çıkartıyor. Şimdi şu ışığı tamamen kapatacağım. Bu tamamen böyle bir görsel. Şimdi şuradaki shutter ayarımızı da bir kapatalım. Otomatiğe dönsün kendisi. Hemen şöyle normal kamera modumuzun şeyini açtım. Şu an parlama yapabilir tabii ekranda. Bu telefondan kaynaklı. Kıstığımda da bu şekilde. Şuradaki ana sayfaya bastım ve ana sayfadan geldim settings ayarlarına. Ve burada temel ayarlar bulunuyor. Temel ayarlarda zaten diyor ki çarpıklığı direkt dediğim gibi otomatik düzeltebiliyorsunuz. Burada zaten ayarlamalarını vesaire yapabiliyorsunuz. Bakın direkt ekran böyle yaptığımda nasıl değişiyor görüyor musunuz? Yatay pozisyona geliyor veya şöyle yapayım. Bak nasıl değişecek. Dikey oluyor. Yani bu koşula göre yapabileceğiniz bir ayar. Otomatik dikey çevir zaten kapalı. Bunu etkinleştirdiğimde eğer dikeye çevirdiğinizde dikeye geliyor. Gelişmiş ayarlar bölümümüz de bu şekilde. Buradan işte akıllı enerji bölümünü açıp kapatabiliyorsunuz. Ses modu mesela şu an filmde. Bunu istediğiniz gibi kullanıcı ayar kullanabiliyorsunuz. Veya işte direkt filmde bırakabiliyorsunuz. Ses seviyesi buradan da açılıp kapanabiliyor. İşte buradan sessize alabiliyorsunuz. Işık kaynağı ekonomi modunda. Mesela bunu şu an hemen pil tasarruf modu diyor. Tam diyor. Ben bunu tam'a alacağım ve tekrar size bir görüntü YouTube'dan hemen izleteceğim. Şimdi ürünümüzü tam parlaklığa aldım. Yani tam konuma, ama şu an küçük bir ekrandayız. Şimdi şuradan biraz ışık şiddetini ayarlayacağım hemen. Şu fokus ayarımızı bir yapalım. Şimdi şuradan ışığımızı bir tık açıyorum ve projeksiyonu elime aldım. Biraz daha geri çekiyorum ve büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Ürünün detaylı görsellerini de gösterdim. Arka planda sizlere paylaştım. Ben yaklaşık bir senedir bu ürünü kullandığım için size kullanıcı deneyimi sunmaya çalışacağım. Şimdi bu ürünü kimler alabilir? Onlara geçelim. Bu ürünü sunum yapan insanlar alabilir. Veyahut da kamp yapan insanlar alabilir. Benim gibi film izlemeyi ve aracıyla sürekli seyahat eden biriyseniz
alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çünkü Harman Kardon ses sistemiyle birlikte hem üründe film izlerken o 480 piksellik görüntü aslında sizi rahatsız etmiyor. Hatta hissetmiyorsunuz bile. Çünkü kalite olarak ben içerisine 4K'ya yakında bir video attım, hatta izledim ama kaliteyi kendi otomatikman düşürdü ürün. Düşünsenize, yanınızda taşınabilir dev ekran bulunuyor ve istediğiniz her yerde kurup bir şey gösterip bir şey paylaşabiliyorsunuz karşınızdaki insanla veya kendinizle. Bunu genelde iç mimarlar da alıyor. Bir sunum yansıtmak için gittiğinde müşteriye her yerde bir beyaz duvar ya da bir sabit renkte bir duvar var. Yansıttığında direkt gün ışığında bile yeterli derecede güzel bir hizmet sağlıyor sizlere. Onu söyleyebilirim. Sunum yapacakların kesinlikle tercih etmesi lazım. Çünkü sunumlarda genelde projeksiyon cihaz çok fazla ses çıkmaz ama bu sesi tavana bile assanız, projeksiyon genelde sunum yapan insanlar tavana asıp uzak mesafeden bir gösterim sağlıyor ve salonda 30-40 kişi, belki de daha fazla kişi oluyor. Bunun ses sistemini sonuna kadar açtığınızda, en azından salon sessiz olduğunda, gayet sesi de net verebilecek bir kapasitede bir ürün diyebilirim sizlere. Ben bunu böyle dediğim gibi kamplara gittiğimde, tatile gittiğimde, ne bileyim bir yere gittiğimde yanımda alıyorum. Çantamda her zaman bulunduruyorum. Zaten kılıfını da göstereyim tekrardan sizlere. Hani kılıfa şu şekilde açıyoruz, koyuyoruz. Hani 750 gram bir ağırlık bantladık ve çantana at bunu, git her yerde kullan. Hatta şu kabloya bile ihtiyaç çok, yaklaşık 6 saat ekonomik modda kullanırsan 6 saate yakın bir hizmet veriyor. En azından hani böyle şarj taşıma derdin olmadan 6 saat kullanabileceğin aslında dev ekranın bulunuyor cebinde veya çantanda. Cebe sığmaz ama çantada kesin olur. Ürünün incelemesi bu kadardı. Kanalı takip ederseniz, paylaşımlarımıza yorum yapıp beğeni atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.